Efendim Ali. Fırat abi, güvenlik önlemlerini arttırmamız gerekiyor abi. Hani ben Nari yengenin ofisine iki adam yolluyorum. İşte sizin eve de bir yollayacağım birilerini de haberin olsun diye aradım abi. Neden? Sıcak gelişmeler var. Abi Erol Durat konusunda böyle bazı duyumlar alıyorum. Abimler uzakta, onlara bir şey olmaz da hani biz İstanbul'da sakata gelmeyelim diyorum. Tamam, tamam Ali. Ben de Arın'ı akşam eve götürürüm. Seni de ararım, haberleşiriz, tamam? Ya açık hava falan diye espri yaptım, onun mu bozuldu Fırat? Ya yok be hayatım. Neye bozulacağım? Arayan Ali'ydi. Biraz güvenlik önlemlerini arttırmak gerekiyormuş. Bu sıralar biraz dikkatli olmak gerekiyor. Niye peki? Önemli bir şey değildir. Gittiğim zaman yüz yüze konuşacağım Ali'yle. Deniz'i bir arayayım. Ya hayır, niye arıyorsun? Gerek yok, bırak. Kızın bir şeyden haberi yoktur zaten. Şimdi onda gelme boşu boşuna. Kaç kere söyledim sana şu telefonu çekmediği yere gitme diye ya. Şeyi arıyordum. Ya vallahi bir hatırlarını soracağım sadece. Sesini falan duyacağım, o kadar yani. Ya Narin, bıraksana tatlım, insanların huzurunu kaçırma. Fırat gerçekten ya, sadece iyi mi değil mi onu öğrenmek istiyorum. Vallahi söz, kapatacağım hemen. Arık, ya. Tamam hadi. Uykum mu geldi? Hmm. Ama yarım çok rahat. Narin arıyor. Narin arıyor. Alo. Deniz. Alo. Ay çekmiyor ya. Alo. Ha, duyuyorum, duyuyorum. Ne haber, nasılsın? İyiyiz biz, iyiyiz. Bizim program değişti. Şimdi Dakar'a gidiyoruz. Oradan uçağa bineceğiz. Hadi. Ben senin benden sesini duyayım Narin ya. Narincim nasılsın? Ya biz de iyiyiz, biz de iyiyiz de. Bundan sonra sana gideceğimiz yerlere haber vermeyeceğiz. Çünkü biz artık kafamıza göre geziyoruz. Fırat'ı versene bir. Kim? Tamam. Sermet seni istiyor. Efendim abi. Birader burada hatlar çok iyi çekmiyor. Yani bu kızlar da konuşmadan duramıyorlar. O yüzden sen ayarla. Bunlar artık internet üzerinden konuşsunlar. Tamam mı? Tamam abi. Sen merak etme, biziz Narin işte ya. Tutturdu arayacağım diye. Siz keyfinize bakın, sorun yok. Haberleşiriz, eyvallah. Tamam, tamam, tamam abiciğim. Ben sana ne dedim? Kesin bir şey var eminim. Bir şey olmasa onların orada ne işi var? Niye dolanıyorlar orada? Bana bak, senin bu kardeşin benim arkadaşımı temelli mi kaçırdı yoksa? Ya güzelim, sen niye böyle paranoya yapıyorsun? Deniz senden bir şey gizler mi? İnsanlar geziyor orada. Belki Deniz de bilmiyor. Deniz'den gizli bir şeyler yapıyor. Arkasından iz çeviriyor. Nereden biliyorsun? Ya Narinciğim, abim Deniz'den gizli ne çevirebilir? Uçtun mu tatlım? O da var da. O da var tabii. Bırak. Sen bizim güzel güzel çocuklarımızı büyüteceksin. Onlar da güzel güzel huzurlu bir şekilde balayını yapacak. Bak böyle abuk subuk şeylere kafana takma ne olur. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne oluyor acaba? Niye ben arkadaşımla konuşamıyorum? Niye ben arkadaşıma gezi programımdan bahsedemiyorum? Deniz kız hamile. Şimdi canı çeker, gönlü düşer. Tutturur Fırat'ın başını dinleyemeye başlar. Biz de gidelim, biz de gidelim diye. Yedim ben de. Deniz. Bak ne geldi. Bizi bekliyor. Vay. Çok güzel. Şimdi bu bizim tekne mi? Bizim teknemiz. Çok güzelmiş. Abi bu Erol Durat olayı yanlış alarmış abi. Mekanında görüntülemişler adamı. Bana kalırsa boşu boşuna telaş ediyorsun zaten Ali. Sonuçta adamın orada keyfi yerinde, maddi sıkıntısı falan da yok.
Niye buraya gelip boşu boşuna başını derde soksun ki? Ya orası öyle de abi. O Herifçioğlu'nda deve kini var yani. Yani. Ne bileyim ben çekiniyorum. Yine de hani tedbiri elden bırakmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Tedbiri elden bırakmamak gerek ya. Abimden bir haber var mı? O en son gittikleri yerden sıkılmışlar. Uzak doğuya gideceklermiş iki haline. Bir ay sonra bir gelecek uğrayacak ufak bir işi var. Geri dönecek tekrar. Acentadalar işte yeni program çıkarıyorlarmış. Artık dünyayı bir tavaf etmeden dönmez onlar. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Geldiler gelmiş abi. Adamlar. Geldiler abi, seni bekliyorlar. Yatathaneye bir yardım etsene. Tamam. Ben de şu adamlarla bir konuşayım. Tamam. Ya zaten bir orada adam vardı. Şimdi bunlara ne gerek var ya? Bu ev yıllardır ne tehlikeli atlatırsın hiç bilmiyorsun. Yapma ya. Ne tehlikeler atlatmış? Anlatmak yasak. Bana da mı? Özellikle sana, düşük çenelere. Hadi. Çok işim var. İki gün sonra Sermet Bey gelecek. Daha hiçbir şey hazır değil. Geç. Abla. Senin şu hastane çantasını artık hazırlayıp koyalım kapının önüne. Şadiye ya. Doktoru duymadın mı? Daha 10 gün var doğuma, dur. Ya olsun, biz gene de tedbirimizi alalım yani. Ben şimdi hazırlayacağım çantayı. Fırat abi sen de taksi beklet kapının önünde ya, ne olur ne olmaz. Ne taksisi kızım ya? Ben karımı taksiye mi emanet edeceğim? Ya sen şimdi heyecan yaparsın, heyecanlanırsın. Taksi hemen uçuruverir işte. Kızım sen beni bilmiyorsun. Ben kaç kere ralliye katıldım be. Öyle benim direksiyon başında sinirlerim çelik gibidir. Bir şey olmaz. Neyse hadi ben çıktım. Yahu tamam durun, doğurmuyorum, daha sakin olun. Allah Allah. Ayrıca ben arkadaşıma yemek yapacağım. Bamya pişireceğim. Deniz bayılır bamyaya. Ya Narin nereden çıkartıyorsun? Ya tuzan tatlım ya. Niye bu kadar yoruyorsun kendini? Akşam çıkartırız yemeğe Deniz'i. Hayır. Hayatta kabul etmem. Ben kendi ellerimle pişireceğim. Bırak Fırat ya. Zaten ben kime laf anlatıyorum ki? Abla. Hı? Sermet abi var ya. Yani bir ömürlük tatili 5 ayda yaşattı bu Deniz ablaya, helal olsun. Aman yeter. Gez bitmedi yeter. Çok mutlular değil mi ama? Hem de nasıl? Irmak ne yapıyor acaba? Irmak, sen yattığı klinikte oyuncu bir çocuğa aşık olmuş. Beraber çocuğun evinde yaşıyorlarmış. Gözü hiçbir şey görmüyormuş. Bayağı bildiğin aşık. Ali öyle anladın. Ali'nin söylediğine göre. Ay inanmıyorum. Ay zavallı adam ya. Ay adamcağızı acıdım. Ben de öyle dedim. Yazık dedim. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz Sermet Bey. Çok iyi gözüküyorsunuz. Hanım iyi bakıyor vallahi bize. Deniz yenge siz de hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk Rafet, nasılsın? İyiyim sağ olun. Ben Rıfat. Rafet işte. Şimdi geldik eve. Arabadan aramak istemedim, eve girince arayacaktım seni. Bana bak. Doğurmadın değil mi? Ay yok Deniz, doğurur muyum? Seni bekledim tabii. Allah Allah, bana bak, soyunun dökünün, çabuk akşam yemeği bekliyorum. Bir sürü güzel yemek yaptım. Ben daha 9-10 yıl misafir çağıramam, ona göre. Tamam. Hadi bay. Oh çok şükür gelmiş teyzeniz. Çok seveceksiniz teyzenizi. Bayılacaksınız ona. Bayılacaksınız. Delinin teki, çılgın. Bayılacaksınız. Yenge. Hı. Ya ben bunların hepsini hani yatak odasına koydurmayayım. Adım atacak yer kalmaz. Giysi odasına koydurayım diyorum. Tamam olur. Sadece şu ikisini çıkar. Onları acil açacağım. Arkadakileri elleme. Narin'e gidecek onlar zaten. Tamam yenge. Tamam. Duydunuz. Yakıştım be buraya be. Sermet. Sermet. Ben gelmeden güllerim gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Bundan sonra her sabah uyandığında böyle bir kucak gülün hazır olacak. Oh be. Şu kahvenin tadı hiçbir yerde yok. Ay çok garip ya. Böyle yeni evlenmişiz gibi. Buradan nasıl gittik iki yabancı gibi? Şimdi halimize bak. Sen bana neler çektirdin be? Efendim? Ben. Ben senin yüzünden ağlamaktan gözlerimi kaybediyordum. Kurban olurum ben senin gözlerine. Şey yapalım biz. Yatak odasına çıkalım. 3 gün kapımızı kilitleyelim. Kimse bizim yanımıza gelmesin ha. Sen niye tedirginsin? Ben. Niye bu kadar koruma var? Ya annem manası hareketler işte bilmiyorum. Sorup öğrenirim yani bir sıkıntı yok. Gerçekten. Irmak arıyor. Sen şimdi çık birazcık dinlen ama öyle çok yayılma yani. Akşamlarına yemeğe gideceğiz tamam mı? Ben de geleceğim. Tamam efendim. Irmak. Evet, geldik. Ablacığım çok özledim seni. Hemen geliyorum yanına. Bak yorgunum morgunum anlamam ona göre. Acil konuşmamız lazım seninle. Gelsene yanıma. Özledin mi sen beni? Özledim tabii. 26 saattir yoldayız. Burada bu yatakta ilk defa baş başayız. Sana öyle geliyor. Şimdi Irmak gelecek. Ben bir duş alacağım, üstümü değiştireceğim. Ama gece 12'de burada buluşursan... Ne zaman kurtulacağız bu çatılardan? Ama ben onları çok özledim. Ya çok özledim de yani dünyanın öbür ucunda bile günde 2 defa telefonla konuşuyoruz. Yani Allah aşkına odaya giren Çiğan'dan yediğimiz çek salatasına kadar her şeyi biliyorlar bunlar ya. Sen biraz uykusuzken şey mi oluyorsun? Huysuz mu oluyorsun ha? Biraz. Seni özlediğim zaman huysuz oluyorum. Hı. Hı-hı. Hadi gidiyorum ben. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.